Sevgilin Günlüğü YouTube kanalından herkese selamlar, sevgiler. Uşak'tan herkese selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Ben bugün Allah'a şükür iyi, açık daha iyiyim ama gene de boğazlarım ve kafamda var ağrı. Boğazlarım acıyor, neyse. Üzerinize afiyet. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir diyelim. Bugün ben ne yapacağım? Bugün oğlum çekiyor beni. İnşallah güzel olur. Bugün ben bahçeden toplayıp geldim bamyalarımı. Şöyle biraz zaten biraz büyük biraz küçük, hani az olduğu için daha ilk çıkım. Olsun, büyükler de çok faydalı. Onun için ben büyüklerini de aldım. Böyle bamyalarımı pişireceğim. Açık büyük olduğu için doğrayacağım, keseceğim bunları. Bamyalarımı pişireceğim bugün. Onu ayıklıyorum bakalım. Bir de şöyle oğlumla kahve yaptık. Nasıl kahve? Bisküvi, onları atıştıracağız. Akşamüstü olduğu için biraz ikindi çayı gibi yerine yani. Yalnızım bugün, ikindi çayı yapmadım. Dezoşumla annem de. Onun için bugün böyle şey yaptım. Bakalım biz şeylerimizi ayıklayalım. Kahvemizi içelim. Pişirme aşamasında gene size döneriz. Hadi. Arkadaşlar ben şimdi yağımı koydum. Bir tane büyük soğan doğradım içine. Çünkü bamyalarım az. Şöyle gördüğünüz gibi. Çoğalsın diye bir kaşık salça koydum. Onu kızartıyorum. Soğanlarımı iri iri doğradım. Çünkü soğanı çok severim ben bamyayı. Kıyma koymayacağım bunda. Et yemekten bu sefer biraz kurban arkası olduğu için biraz şey oldu. Et yemekten biraz o sandık. Bunu da sade yapacağım. Sebze yemeği olarak ben yapacağım. Şöyle domates doğradım ben. Doğruyordum daha doğrusu. Baktım domates bezik. Rengi yok. Tabii onu koydum, doğradım bunu. Bir tane domates koyacağım da. İçine domatesini seviyordum ben. Ama domates suyu koyacağım ben. Dol domatesi severim aslında ben onu. Ama kırmızı değil domatesler, nedense. Dışı kırmızı da içi kırmızı değil. Soya ve dikme domatesler içi bomboz çıkıyor. Beyaz çıkıyor. Şöyle salça, soğan, domates suyu ve domatese karıştırdık. Bismillahirrahmanirrahim. Ben tuzunu da koyayım. Göz kararı tuzunu koyacağız. Karabiberi. Birazcık bunlar şey yapayım. Salçamı da yerine kaldırın. Birazcık bunlar şöyle tıkırdayıp olsun. Bu soğanı çok fazla öldürmüyorum ben. Limon tuzu bakacağım şimdi. Bir. Limon tuzu koyun şöyle iki tane. Küçük iki tane. Suyu da kaynattım kettle'da, onu da koyayım. Tuzu, limon tuzunu, suyunu koyun ben. Bamyanın şöyle yeteri kadar. Şöyle. Limon tuzunu da hem bamyalar erimesin, salya salya olmasın diye, hem de biraz ekşili güzel olur. Bakın suyu zaten kaynaktı, kaynadı. Göster suyu. Bunu, bu suyu böyle coştu mu, kaynadı mı, bamyaları içine atarız. Şöyle. Bu pişecek. Ve bunun yanına bir şey daha yapalım bakalım. Şöyle bu kaynamaya başladı. Bunu şimdi kısacağım ben. Bak bamyaları da içine attım. Suyu kaynağı olduğu için hemen kaynayacak. Kısacağım. Bu kısık ateşte kaynayacak. Bir. Arkadaşlar sonramızı hazırlıyoruz da. Yemek de bir taraftan pişiyor. Getir oğlum bakalım şöyle. Yemeğimiz pişiyor. Az kaldı pişmesine. Şöyle dur. Buhar şey etmesin. Bu taraftan gel, göster. Şöyle yemeğimiz çok az daha tıkırdadı mı pişecek. Ben kereviz salatası yaptım, onu göstereceğim size. Bu çok değişik şekillerde yapılıyor ama şöyle kerevizimi rendeledim. Buna limon yapmayacağım, ekşi olmasın diye. Şu köy yoğurdu, şurası sarımsak. Köy yoğurduyla sarımsağı bir de tuzu karıştırıp ona kerevize koyacaksın. Şöyle yeteri kadar tuz eder. Bunu böyle karıştıracaksın, şey yapacaksın. Şunlar da sarımsağın yeşil yerler. Şöyle şey yapalım. Bu böyle çok güzel oluyor arkadaşlar. Kereviz bazen yemeğini yapıyorum ben, bazen böyle yapıyorum. Bunu sarımsaklı yoğurt yaptın, onun ağır kokusunu alıyor. Daha güzel yenebiliyor. Normalde biz kerevizi başka şekilde yemiyoruz. Hani kokusu oluyor ya biraz ağır.
Kereviz salatamız hazır. Şöyle. Bugün fazla yemek yapmak istemedim çünkü kaldığım yemekler bilmiyor. Şöyle hoşafımız var. Bir de domates, salatalık doğradım. Bu da bahçemizden biberle. Acır da doğramadım hatta. Şu pıraza yaprağı. İşte üzüm var. Bunlarla da bamya yemeğini koyup onu yiyeceğiz. Bakalım. Ekmeğimizi koyamıyoruz. Ekmeğimizi de koyalım. Şöyle. Bıçak. Bizim yemeğimiz oldu herhalde. Ben şuradan kepçeleniyoruz da. Yemeğimizi şey yapalım. Oldu da yemeğimizi koyalım tabii tabaklara da. Ben tabakları getireyim. Allah. Başla. Yemeğimiz pişti arkadaşlar şöyle. Biz bamyayı çok seviyoruz. Bak böyle çok sulu da olmadı mı güzel olur. Tam banmalık. Suyu tam karar geldi. Başka su koymadım ben buna. O baştan koyduğum su tam karar geldi arkadaşlar bak. Bakın çok sulu oldu. Şöyle direkt attırayım ben şunu. Bamya bizim bahçemizin turfanda. İlk çıkanı. Ben bamyayı çok severim. Her gün pişirsem her gün yerim ama her gün taze pişirecek. Üçümüze pay edebilir mi şöyle? Üçümüze tam koyalım. Yani şuradakinin az oldu. Ocağın yanındaki. Şu mu? Evet az oldu biraz. Ben hepsini pay edeceğim bu şeysini. Bunları koyalım şeye soframıza. Bugün yemeği az yaptım. Bir tek yaptım çünkü. Öbür kayıp hazır Yunus. Çünkü şey oluyor. Yenmiyor arkadaşlar. Bir de bu sefer misafirlerimiz var diye yemek şey çok yaptık. Çok yemek döküldü. Bugün tek yemek yapalım. Tek yemek yiyelim dedik. Bize arkadaşlar bize afiyet olsun. Size hoşça kalın. Hadi bakalım bugünlük. Bugün kızıma yemeğe geldik. Bakın buradayız bugün. Yemek hazırlıyoruz. Kapıyı kesen. Yemekler bizi de göstereceğin. Ben gösteririm istersen deyiz. Sen kapıyı sen biraz şeyi çek bize. Onları gösterin birazdan. Neyse eve gel çıkıveren de götürüveren de madem bizim sofraya korkma. Tamam. Zaten yemiyor azıcık. Hatice'nin ailesine. Şimdi gel desek gelmez. Hatice de bebeği bırakıp gelmez. Gelemez yani eve gelecek durmadı. Yine hasta. Konuşmayın bakalım. Neyse sen konuş. Ahmet ağa. Sohbet edelim bakalım. Nerede sohbet? Ben ne derim? Çölden, çeşmeden. Karnımız çok acıkmıştı da. Evet, aynen. Aç karnımızla konuşuyoruz, evet. Gelmemiş. Çok bekliyoruz. Lütfen. Beklemedeyiz. Beklemeyeceğiz, daha karnım yiyeceğiz. Karnım çok acıktı be. Karnım çok acıktı benim. Aç karnım, konuşasımız yok. Sen de acıktın değil mi? Evet, çok acıktı. Sumak mı dökülmüş? Bir yana alabilirim. Şuraya bir silin, basarım üstünü bir kere silin. Aynen, bezve de şu sumak dökülmüş, sarkalım. Teyze, insanlar ne ister hayatta? İyilik, güzellik. Dur bir dakika Gürcan Bey. Başka bir şey değil. Ben şunu suya az gelmişler. Seni çekmem gerekiyor. Ne oldu teyze? Tamam sen yakın plandan gitme. Hiç kamera görmedin mi? Gördük. Gayet kamera jenik ama anası daha iyi alışıyor. Teyze kameraları hiç görmemiş gibi şey yapıyor. Şunları katsan sen. Yemek yeri katsan orada durma. Bunun yanını uzun yapıyor bana. Ben bu şartları yapayım. Tabakları çıkarıyor, ben götürüyorum. Hadi. Ben de yeni alıştım Leyza kız daha. Hala daha bekliyoruz. Karnımız çok aç. Beklemedeyiz. Beklemeden oğlum. Açlıktan bayılacağız. Kesin gelir. Mutlaka gelir. Şunlara cacır şey yapalım. Tamam. Bunlara cacır da tam teyze. Sen koşak tabakları. Bekle bekle. Muradına ermeden gidecek. Bekle bekle muradına erişir olursun. Ya eremeden ne olacak?
Erersin, erersin. Hele bekle. Sabreden derviş, muradını ermiş derler. Yemeden gebermiş de derler o. Biz ermişi tersiyiz. Biz iyi yönünü kullanıyoruz. İyi tarafından bakıyoruz. Ahmet abi, elime tamam mı kuçum onları? İyi. Dur. Elime yürüyecek şimdi. Anne. Cacık. Seni götür bari, sakın. Neyse, şey yapacağız. Uşakları nereye bakacağız? Burada var mı? Bak, şunları katar mı? Fark etmez ya. Bir şeyin çukuruna katsak bunu. Yemek tabaklarını. Şurada mıydı onlar? Aha şurada. Aha üç tane bulduk. Üç tane çıktı. Kamera daha iyi oldu ya. Ne için kaynaklıyorsunuz? Beyza, sizin internet yok mu ya? Hayır, Beyza gibi internet. Bizim internet cepte. Cep internet. Beyza, bir ara aldım bir şeyler. Bir alacağız diyorduk da. Yo, şu anda düşünüyoruz. Aşağıda vardı. Yo, alacağız dediniz. Yeni dediniz. Daha almadılar. Aşağıda vardı. Onu kapattırdılar. Ahmet Han, sen bunları kurcamıyorsun. Ney? Ahmet Han, şimdi sen bir iş çıkaracaksın. Elin ayağın düzgün durdur. Biz de ikimiz de heyecanlı seninle ruh deyip çıkıyoruz. Aynı heyecanımız. Sıra dayı iki tane buraya. Beyza, bana yemek tabakları çıkarabilir misin? Çıkarırım. Hadi senin kaşık bana bırakı. Aha, onda. Altta. Altta da var. Orada kalın. Ayy! Ay kuzum! Küçük adam. Küçük onu kucağına al, o bir yere kaçın. Şatal kaçık sesinden yemek yiyemez be. Önceden biz 9 kişiydik teyze, ebeveynler. Biz soframızı hazırladık. Teyze hoşuna benimki oturuyor. Kuruldular masanın başına. Şöyle yemeklerimizi göstereyim. Karpuz, salata, hoşaf, cacık, et, pilav. O taraf da aynı. Bize afiyet olsun. Birazdan görüşürüz. Olur. Akşamüstü dondurma paylaşıyorlar. Herkes uyuyor, böyle olmaz. Herkes kendine işi sonu alsın dedi. Hüseyin, sen çok mu aldın? Sen ne istiyorsun? Sana böyle vereyim. Dondurma paylaşması. Ben bilmiyorum şimdi kim ne istiyor. Bekletme, yapma. Şöyle bakalım mı? Ben dondurma istiyorum. Hüseyin çok almış dondurmadan, belli oluyor. Kim ne istiyor? Aha aha. Yok bile içinde. Hüseyin, Gülşen sen ne istiyorsun? Dondurma istiyorsun. Dondurma istiyorsun. Kim çok yiyor, bence ben bir gözetleme yapayım. Hatice aldı. Abim çok aldı. Ben Fatma'ya geldim. Bunu az aldım ben diye düşünüyorum. Şeydi gösteriyor. Herhalde dedim sen çok aldın. Hayır, ben Fatma. Dondurma faslı. Akşamüstü böyle bakın ışıklar falan yandı. Nerede lan? Işıklar görünmüyor. Ha, görünüyor. Bizler okulma değil mi? Aa, okulma dezen de şu tepeler şey görünüyor. Dolduracağım sıraya. Şöyle. Aa, okulmadı daha. Tam vakti. Ezan okunur şimdi. Biyattan. İlerleri karanlık gösteriyor bak. Biyattan. Biyattan. Yatta. Arkadaşlar bugün kızımdaydık. Şöyle geçelim mi? Tamam. Tamam. Ofisim orada ince. Kabak çiçeği kızartıyoruz arkadaşlar şimdi de. Sabah kahvaltısına kabak çiçeği kızart dediler. Bize biz kızartıyoruz. Bunu nasıl yaptım ben? Aynı şey gibi bu. Karnabahar kızartır gibi un, tuz, yumurtayı çırptım, unla tuz kattım içine, onları bandırdım. Biraz önce çekemedim çünkü başka meşguliyetlerimiz vardı. Lavabomuz bozuldu, onu yapıyorduk. Onu yapan derken buna şey yapamadım, hemen koy veren dedim, çekme veren diyordum. Bir yolu çekmek istedim. Şöyle bir elimle tutup bir elimle çekmek. Kahvaltımızı hazırladık. Çok güzel oluyor bakın böyle bundan ya. Karnı var ki zaten. Hamsi kızardı. Hamsi balığı kızardı. Şunu açacağım dedi. Bizim kahvaltı sonrası hazır. Şimdi şöyle soframızda ne var bakalım. Şurada çileğle ayvereçil, zeytin, çemen, domates, salata. Ceviz, şu neydi teyze? O çilek. Ha, o çilek reçeli. Şu iri zeytinmiş şuradaki.
Şöyle kabak kızartması. Bir onları yiyeceğiz bugün. Hadi bize afiyet olsun. Biz çaylarımızı koyalım içelim. Çok sever. Işık da söylemedi. İyi akşamlar arkadaşlar. Biz şimdi bugün kızımdan veda ediyoruz. Haydi herkese hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Sevinin Günlüğün YouTube kanalına izlemeye devam edin. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun.